işleriniz nasıl? İyi, şükürler. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun başkanım. Bereket olsun. Allah razı olsun. Kaç kişi çalışıyorsun? Burada 5 kişi çalışıyor. Umarım işleriniz daha da düzelir. İnşallah. Hem size hayırlı işler. Sağ olun, Allah razı olsun. Selamun aleyküm. İyi misiniz? Keyfiniz nasıl? Sağ olasın. İnşaat malzemeleri satıyorsunuz. Evet. Nasıl işleriniz? İyi. İyi, güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ürünleri nereden alıyorsunuz? Ürünleri şeyden alıyoruz. Fabrikalar. Evet. İstanbul'dan. Yok, Sivas'tan alıyoruz. Sivas'tan alıyoruz. Evet. Ağırlık Sivas'tan. Ağırlık Sivas'tan. Evet. Evet. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Şu anda 2 kişiyiz. 2 kişi. Evet. Peki. Bereketli olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. 3 tane çocuğum var. Sarı hastası çocuğum var. İlacını karşılamıyorum. 4 aydır kiram var. Ha nereye gittim? Hep kapılar yüzüme kapandı. Tek umudumuz sen. Tek cumhurbaşkanı adayımız da sen. Ve gönlümüzün cumhurbaşkanı da sensin. Hoş geldiniz. Cağ kebabı. Cağ kebabı. Girme. Girme. Cağ kebabı. Cağ kebabı. Cağ kebabı. Cağ kebabı. Cağ kebabı. Cağ Erzurum'a geldi, cağ kebabı yemedi demesin. Nasıl bir şey abi? Başkanım bir tane daha. Gerçekten şahane, güzel değil şahane. Lütfen bize yardım et. Yardım et vallahi. Nasılsınız, iyi misiniz? Altan, ürünleri nereden alıyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan alıyorsunuz. Evet. Nasıl memnunsunuz? Vallahi hiç memnun değilim. Evet. Her seferinde partizanlarla, her seferinde çok sıkıntılıyım. Evet. Şey nasıl? Talep nasıl? Talepte bir düşüş. Talep baya baya düşüyor. Talep nasıl? Talepte bir düşüyor. Talep baya baya düşüyor. Yani milletin alım gücü yok. Yok evet. Baya bir düştü. Evet. Bilmiyorum. Kaç kişi iyiyse. Çalışıyorsunuz? Burada 4 kişi çalışıyoruz. 4 kişi. Dükkan size mi ait yoksa? Bize ait. Kira olsa altında çıkamayız. Yani. Çıkamaz. Aynen. Allah kolaylık versin. Cümlesine kolaylık. Biraz sabredeceksiniz. Sabredeceğiz. Sonra bütün sorunlar çözülecek inşallah. Çözeceğiz. Kararlıyız yani. Çünkü esnaf orta sınıf. Bir devletin orta sınıfı yok olursa o çok birikimler gidiyor. Evet, doğru. Doğru. Cepten gidiyor. Doğru. Orta sınıfın güçlenmesi lazım. Esnafın güçlenmesi lazım. Esnafın ayağa kalkması lazım. Ya esnaf olmazsa vatandaş ne yapacak? Perişan oldu. Siz perişansınız vatandaş. Haydi haydi perişan. Çözeceğiz ama. Bakın buraya 128 milletvekiliyle geldi. Allah'ın bizim izniyle. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ile 128 milletvekiliyle giden hiçbir parti yoktur. Biz Erzurum'a Erzurumlularla kucaklaşmaya geldik. Kası kongre caddesi, Atatürk'ün caddesi. Tabii öyle, öyle. Biz öyle görüyoruz. Öyle, öyle. İnşallah. İnşallah. İyi olacak. İnşallah. Bundan sonrası çok iyi. İnşallah. Biz umut ediyoruz. Moralinizi bozmayın. Evet. Sizi gördük, moralimizi yerine geldik. Başkan, bu da iş yeri, bizim iş yerimiz. Evet. Hoş geldiniz size. Erzurum'a hoş geldiniz. İş yerimize hoş geldiniz. Yakındınız mı? Hayır. Erzurum halkı bizim. Erzurum. Evet. Güzel. Memnun oldum ziyaretten. Ben de çok memnun oldum. Size mi ait kiralık? Kardeşim sen otur. Kira, iş yerimiz kira. Kira. Siz kirazıyız herhalde burada. Ne yapıyorsunuz? Biz tesisat doğalgaz üzerine çalışıyoruz. İnşaat sektöründe. Doğalgaz talepleri var mı? Yani binalara yeniden doğalgaz çekme yani, konusunda. Yani yeni Erzurum'da hemen hemen bitti sayılır. Yeni mi? Binalarda oluyor. Ve kendimiz işte tekşerimizle göndermeye çalışıyoruz. Malzemeleri nereden alıyorsunuz? Malzemeye gelen de burada yerel toptancılardan alıyoruz. Toptancılar. Evet. Fiyatlar nasıl? Çok pahalı. Evet. Yani geçen yılın arasında %300 zam. Evet. Daha fazla sattı. Evet.
Zor yani işte. Bu sizin geliri etkiliyor herhalde. Geliri etkiliyor mu sizin geliri? Tabii ki. Çok etkiliyor. Evet. Yani gelir giderlerimizi neredeyse karşılayamıyoruz. Evet. Bir önceki yılı arar oldu. Evet. Bir önceki yılda şeyimiz var, şikayetimiz vardı ama bu sene aşırı derecede fazlalaştı. Evet. İnşallah iyi olur. İnşallah yani umudumuz olacak. Var, umutsuz değiliz. Aynen. Umudunuzu hele Erzurumlu'nun... Başkanım çay ısmarlayayım, kahve ısmarlayayım. Hele Erzurumlu'nun umutsuz olması mümkün değil. Umudunuzu kaybetmeyin. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok memnun oldum. Allah canına. Amin. Şimdi bir iki dükkanımız var. Çok tutmak istiyorum. Bir 10 senelik, 10 senelik çok uzun bir zaman yani. Diliyet almak demek. 5 senelik olmasını isterim. Evet. Evet, evvel Allah'ından sonrası. İnşallah. Bir de bu Süryani, Mülülyeli'yi ben hiç kabul etmedim. Direnerek misafirinde bir müddet olur, bir sayısı olur. O halde çok uzun zamandır yani bizleri rahatsız ediyorlar. Evet, hiç meraklanmayın. Onların hepsini inşallah, halledeceğim ben. İnşallah. Hepsini inşallah. Halledeceğim. Ben sizi dinlerim. Tamam. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. Allah'ımız umudumuz. Sağ olun. Hayır duanı eksik etme. Yok hayır etme. Tamam. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. İnşallah başarılı. Nasılsınız iyi misiniz? Abi çok özür dilerim. Eyvallah. Sağ olun. Allah severinden daha genç görürsün. Öyle mi? Size kahve ısmarlayayım. Biz de kahve bekliyoruz. Sağ olun. Yani kesinlikle karşı kesinlikle. Kalabalık mı? Kalabalık mı? Sağ olun. Başkanım, sabah vakili asgari ücretli. Akşam yatırı bir şey değil. Yani bu esnafın adı ne olacak? Yani bir tane de esnafın, yani benim de bir esnafın adı. Yanlış mıyım Yüksel abi? Biri de yani deyin ki bu esnafın hali ne olacak? Ben ilk kez kuaförüyüm. Yani işte 2000 lira olmuş kuaför dilimleri. Yani en azından birini de yani bir tane televizyonda da ben bilmem kendi biri desin ki bu esnafın hali ne olacak? Yakına geçelim. Yani sizlerden de yani vallahi yani sizler de yani asgari ücretli, köylü. Ya bir de bir deyin ki yani bu esnafın hali ne olacak? Esnafla ilgili 17 madde halinde çözülmüş. Esnaf sahibisiniz. Evet. Yani işte esnafın bakanı yok. Kimse de dile getirmiyor. Esnaf bakanlığı bir proje. Sizin bankalara borcunuz var. Esnaf kefaret kooperatifine borcunuz var. O borçların faizlerini seveceğiz. Başkanım en azından şu bağkur bilimlerin de pandemiden beridir yatıramıyorum. Nasıl yatıracaksın? Başkanım yani, bir de bunu ben diyeyim. Evet. Şimdi bu kentsel dönüşüm girmiş. Türkiye genelinde öyle değil mi? Evet. Bir elden mi gidecek bu? Yok bir elden. O zaman rant. Evet. Evet. Bunu gündeme getirin, belediyeler vermiş bir kişinin eline, mesela ben de o sektördeyim, bize bir şey düşmüyor. Evet. Yani, efendim. Başkanım ben esnaf olarak benimizdir abi. Ya esnaftan yani da şu anda de... Türkiye kentsel dönüşüme girmiş, rant üstüne rant. Rant, birileri alıyor. Birileri alıyor. Evet, ben onu biliyorum. Ben de bu sektörün senin, içindeyim, bize bir şey düşmüyor. Ben o rantiyeleri biliyorum hepsini. Beşli şeyler. Ama biz yani, genel bu memleket arkadaşımız dükkanın sahibi. Bu memleketi bir kişi yiyor. Ben 70 yaşındayım. Maşallahım var. 4 tane çocuk annesiyim, yetimliyim. Bir çocuğum cezaevinde. 3 çocuğum işsiz. Ben 5 yıldır acılar içinde kırılan bir anneyim. Hangi kapıya gidiyorum yüzüme kapanıyor. Neden CHP'li olduğumuz için? Yani biz Türk'üz. Hepimiz bir Türk vatandaşıyız. Evet, evet. Türk bayrağının altında yatıyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı hepimizin. Evet. Hepimizin. Evet. Devlet bizim, evet. Millet evet. Bizim, bayrak evet. Bizim. Doğru. Ama ben kimse işe, çocuklarımı almıyor. Oğlum cezaevinde bakamıyorum. Bir devlet elektrik parası mahkumdan alıyor. Su parası mahkumdan alıyor. Gönderemiyorum, gücüm yetmiyor. Benim çocuklarıma da yardımcı olun. Bize de bir yardımcı olun. Yani bu devleti bölmeye... Çalmaya, tamam. Çıkmaya kimsenin hakkı yok. Doğru. Beşli çeteler yerken, evet. Herkes 10 tane maaş alırken biz bir tane emekli maaşıyla geçiniyoruz. Evet. Allah kabul eder mi bunu? Yani kimse senin vicdanını kabul eder etmez. Mi? Bunların vicdanı olan bir insan bunu kabul edemez. Etmez. Öldük Sayın Başkanım. Kurban tamam. Olurum size. Tamam. Allah senin yar ve yardımcın amin. Olsun. Amin. Bir amin. Çözüm amin. Türkiye'ye getirin. İnşallah, inşallah. Artık bıktık. En temiz, en dürüst Kılıçdaroğlu. Başka sağ, bir yok. Başka Allah sonra sensin kurban. Güvencenin sensin sağ, kurban. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ, ederim. Sağ. Kasaplar Odası Başkanımız. Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder. Eyvallah başkanım. Çok sevindim geldiğinize. Nasılsınız, iyi misiniz? Hürmetten saygılar efendim. Teşekkür ederim. Şükür hamdolsun. İyiyiz. Allah kolaylık versin. Amin. Biraz dertlerimiz fazla. Nedir dertleriniz? Dert çok. Erzurum'da dert çok maalesef. Erzurum'da dert çok. Erzurum'da dert çok. Şimdi biliyorsunuz Erzurum
hayvancılığın ana merkeziydi. Öyle. Eskiden. Öyle. 2000'den evvel. Yani diyelim ki Türkiye'yi. Biz buraya doğunun Paris'i geldik. Aynen öyle. Şimdi maalesef Türkiye'nin en gerisinde kaldık. Şimdi Erzurum dediğiniz zaman Erzurum'a Türkiye akla gelirdi. Hayvancılıkta Türkiye'yi beslerdik. Suudi Arabistan'ı beslerdik. Kuveyt'i beslerdik. Efendim İran'ı beslerdik. Ama şimdiye gel biz dışarıdan etimizi temin ediyoruz. Erzurum'da maalesef yok. Diyorlar. Erzurum birinci, ikinci sırada Konya'da gelsinler bana anlatsınlar onu. Hayvan kesilmiş, sistemden düşmemiş. Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesildi. Sistemden düştü mü? Düşmedi. Düşmedi. Onun için hayvan varlığı Erzurum'da çok fazla görünüyor. Bakın benim tezgahım Erzurum'da bir numara tezgahtır. Tezgahımıza et koyamıyoruz. Niye? Devlet 92 bin liraya hayvanı kesiyor, 83 liraya kıyma satıyor. Bu kimin cebinden çıkıyor? Bizlerin cebinden çıkıyor. Biz tezgahımızda 20 kilo, 10 kilo et satamıyoruz. Lokantalarımız olmasa biz dükkanlarımızı kapatacağız Sayın Genel Başkanım. Bunları mecliste dile getirin. Bugün de dile getirin. İnşallah. Yani esnafın sorunları çok. Evet. Oğlumu elektrik makuzunu getir bakayım bana. Götüren var ya. 5000 lira elektrik parası gelmiş. 5000 lira. Tezgah boş. Dolu olduğu zaman ne gelecek? Aşağı yukarı 15-20 lira. Burası ufak bir kasap dükkanı. Fabrika değil burası. Bunun için gelmiş 400 milyon. Ufak bir kasap dükkanı. Biz neyin peşindeyiz kardeşim ya? İnşallah iktidara gelirsiniz. İnşallah. Çözeceğiz inşallah. Beraber çözeceğiz. Yanınızdayız. Her zaman yanınızdayız. Bütün kasap arkadaşlara selam söyleyeyim. Aleyhine ve aleyküm selam. Morallerini bozmasınlar, çözeceğiz. İyi tamam. Ki varsınız. Eyvallah, sağ olun. Hoş geldiniz başkanım, şeref verdiniz. Nasılsınız? Eyvallah, çok zinde görüyorum maşallah. Maşallah, atletik bir yapım var. Teşekkür ederim. Spor yapıyorsun herhalde. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun, siz de nasılsınız? İyiyim, sağ olun, çok teşekkür ederim. İşleriniz nasıl? Şöyle belirleyeyim. Şöyle idare ediyorsunuz. Şükür olsun öyle, diyelim. Öyle. Sizlere göre daha iyi olduk. Sağ olun. İnşallah bu hızla daha da iyi olur. İnşallah. Evet. Dükkanınız da çok güzel. Çok teşekkür bereketli ediyorum. Bereketli olsun. Çok teşekkür. Sizi yakından görmek bizim için büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim. Allah'ım her şeyi gönlünüze göre versin. Amin. Amin. Neyi arzu ediyorsanız her olsun. Her şey Türkiye'nin güzelliği üzerine olsun. İnşallah. Hizmet öyle sizde derim. Çok olsa biz Türkiye sizi destekleriz. Türkiye güzel olunca hepimiz rahat ediyoruz tabii. Çok teşekkür ediyorum. Erzurum şehrimize şeref verdiniz. Evet. Erzurum'a aslen Tortumluyum. Evet, evet. Sosyal demokrat bir aileyiz. Milli Kurtuluş Savaşı. İyi olan her şeyi seviyoruz. Güzel. Kötüleri sevmeyiz efendim. Evet, evet, evet. Memleketimizdeki tabii ki gelişen bu milli savunma sanayinin sizin eğer iktidara gelirseniz ricamız şudur. Lütfen siz de büyük destek verin. Destek değil, bu, daha da büyüteceğiz. Ya büyütün bunları sadece, açıklamanızı isteriz. Sadece savunma sanayine yatırım değil yani. Katar ordusuna teslim edilen tank paleti de alacağız. Onu da ordumuza vereceğiz. Siz ne isterseniz üstüne askeri koyun. Askeri hastaneleri açacağız. Efendim üstüne koyun. Tabii. Yani hani istikbal göklerdedir öyle, kelimesini öyle, siz öyle de yükseltin. Tabii. Daha yukarılara. Biz de nefer olalım. Tabii Türk Hava Kurumu'na giden, Türk Hava Kurumu'nun hakkını savunan. Uçaklar uçmuyor. Bunlar ömrünü doldurdu dedikleri bu uçaklar şimdi havalandı. Onları üretelim, söndürüyor. Beraber yapalım. Onlar bize selam vererek bir şey sormak istiyorum. Allah'tan korkuyor musunuz? Allah'tan korkuyor musunuz? Elbette. Korkuyorsanız yani gönül verdiniz. Yani. Beni ikna etmeyin yani. Biliyorsunuz hepimiz öleceğiz yani. Her hafta mezarlıkları ziyaret ederim. Giderim yakınlarımı. Bir saat orada istişare yaparım kendimle. Güzel bir Anadolu. Yani bir şey gördüm. Geçen yaşlı bir amcamız geldi dükkana. Biraz böyle düşünmeme sebep oldu benim. Dedi ki 70 yıldır bu ülkenin başına hiç CHP hükümeti gelmedi. Sen gördün mü ki oy vermiyorsun? Ki ben de bir kere oy kullandım. Onu da çok pişman oldum. Biraz gençtim o zaman 18 yaşında. Dedim ki bir kere olsun yani o adamın hatırına. Eğer o adam bana bu cümleyi söylediyse her şeyde bir hayır vardır. Bunda da bir hayır vardır. Eyvallah.
sırf arkadaşlar da geldi bak peşine, geçen hafta onlar geldi, dedim ki her şeyde bir hayır var. Gazeteciler de gelecek, evet. Kameralar da gelecek ve o insanı da ben bir kere göreceğim, bir daha da görmeyeceğim. Tek bir şey soracağım dedim. Allah'tan korkuyormuşsunuz. Yoksa buradaki herkes, elinin sonu hiçbirimiz burada olmayacağız. Öyle. Hepimiz o toprağın altında olacağız. Öyle. Ben korkuyorum. Size de bunu söyleyecek. Allah da yardımcınız olsun. Oyunu da size vereceğim. Hem de gönül rahatlığıyla vereceğim. Sağ ol. Hürmetlerim.